Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Meclisteki Sağlık Komisyonu için yapılan seçimlerde İYİ Partili üyelerden AKP'li vekillere oy verildiği ortaya çıktı. Şimdi konunun detaylarına ilişkin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ile konuşacağız. Sayın Usta, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Usta, şimdi geçmişten günümüze bir değerlendirme yaparak başlayalım. Şimdi son dönemlerde zaten seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağı konuşulurken şimdi Sağlık Komisyonu'na ilişkin yapılan seçimlerde İYİ Partili üyelerden AKP'li bir üyeye oy verildiği ortaya çıktı. Şimdi bunun ardından şöyle soru işaretleri doğdu. İYİ Parti öyleyse AKP'ye mi yaklaşıyor? Nasıl bir yol haritası çizecek? Millet İttifakı'nda yer alacak mı sorusunun yerine bunlar da almaya başladı yavaş yavaş. Şimdi biz bu konuya açıklık getirelim istiyoruz. Neler söylemek istersiniz bu konuya ilişkin? Yani tabii Sağlık Komisyonu'nda olan olay baştan, yani normal olarak tabii spesifik bir durum. Hı hı. Onu öyle görmek lazım. Şu anlamda söylüyorum. İşte komisyon da bir seçim olmuş. Bu kapalı seçim. Yani tabii kimin nereye oy verdiğini tam bilmek de mümkün olmayabilir. Ancak sonuçlardan hareketle belli bir kanaat oluşabilir. Orada milletvekili arkadaşlarımızın kendi bireysel tercihleri o yönde gelişmiştir. Hı. Yani yoksa biz bir parti politikası olarak AK Partili adayları destekliyoruz şeklinde bir parti politikamız yok. Hı. Tamamen o günün şartlarında orada olaya özgü ve milletvekillerimizin bireysel tercihi olmuştur. Evet. Tabii şunu da söylemek lazım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hı hı, veya Millet İttifakı'na gönül veren kesimlerin, hı hı, bu yönde bir işbirliği beklentileri varsa, hı hı, bunun da daha öncesinde konuşulması lazım. Şu anda zaten normal şartlarda, komisyonlarda Cumhur İttifakı istediği adayı istediği şekilde seçecek bir çoğunluğa sahip. Hı hı. Bu zaten çok net. Yani Millet İttifakı'nın aslında bir iddiası yok. Ama buna rağmen elbette bir işbirliği yapılabilir. Yapılması faydalı da olabilir. Buna bir şey söylemem. Ama böyle bir şey yapılacaksa bunun da önceden konuşulması lazım. Yani orada bizim milletvekili, Sağlık Komisyonu'nda bizim milletvekili arkadaşlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını hem de AK Parti'nin adayını orada öğreniyorlar. Yani bize daha öncesinden birisi gelip de bizden destek istemiş falan da değil. O yüzden bir işbirliği beklentisi varsa bunun da öncesinden konuşulması lazım ve o çerçevede birlikte hareket edilebilirdi. Ama yine de buradaki şey tamamen spontan gelişmiş bir durumdur. Milletvekillerimizin kendi tercihidir. Parti politikamız bu konuda verilmiş bir parti politikası yoktur. Yani bir karar yoktur. Daha doğrusu bu yönde bir parti politikamız yoktur. Onu söyleyeyim. Peki Sayın Usta, şimdi oylamanın ardından İYİ Partili Yüksel Arslan AKP adayına mı oy verdiniz sorusuna başka aday yoktu diyerek bir yanıt veriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Yani işte muhtemelen belki bir miktar geç kalındıysa arkadaşlar, hı hı, çünkü haberlerde öyle bir şey de geçiyor. Belki başka aday olup olmadığını da bilmiyor olabilir. Hı hı. Yani bunları daha öncesinde dediğim gibi konuşmak lazım. Eğer ortak aday çıkartılacaksa bunları öncesinde konuşmak gerekirdi. Hı hı. Bizim arkadaşlarımızdan benim öğrendiğim kadarıyla kendilerine bu konuda öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Yani destek de talep edilmemiş. Dolayısıyla orada tamamen anlık olarak gelişmiş bir durumdur. Hı hı. Yani buradan çok daha büyük sonuçlara varmak yanlış olur. Hı hı. Tabii kurultayımızda Sayın Genel Başkanımız partimizin önümüzdeki döneme ilişkin politikalarını, nasıl bir strateji izleyeceğini ortaya koyacak. Evet. Onun öncesinde, onun yönelik zaten bir değerlendirme yapmamız bizim açımızdan çok doğru olmaz. Hı hı. Temel politikalar orada ortaya konulacak ve o şekilde delegelerden oy isteyecek ve seçimleri kazanması durumundaki inşallah kazanacak. Ondan sonra politikalar o şekilde şekillenecektir. Evet. Peki Sayın Usta, şimdi parti politikalarının ne zaman şekilleneceğini söylediniz. Ancak şu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi önceden konuşulması gerekiyordu dediniz. Önceden bir ortaklık sağlanması gerekiyor dediniz. Şimdi bundan sonra izlenecek yollarda, yöntemlerde herhangi bir eylemlilikte peki böyle bir mütabakata varılacak mı sizce?
Şu, şimdi bakın biz genel kurulda mesela 27. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi mevkidaşlarımızla çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladık. Yani her şeyde mutabık kaldık değil elbette. Farklı kanunlarda farklı tutumlarımız olabildi ondan sonra. Ama hep bir işbirliği içerisinde hareket ettik ve bunun faydasını da gördük. Böyle olduğu zaman da iktidar grubuna karşı daha güçlü oluyorsunuz ve hakikaten milletin, memleketin faydasına olmayan bir kısım kanunlardaki maddeleri de çıkarma imkanına bu şekilde kavuştuk. Bu işbirliği zaten olmalı, her zaman olmalı. Bu işbirliği herkesle de olabilir. Yani iktidar tarafıyla da işte bir kısım, yani biz oraya yeminle gitmiyoruz meclis çalışmalarına. İlla her şeye evet veya her şeye hayır diyeceğiz şeklinde gitmiyoruz. Mesela anlatabildim mi? Bu şekilde hareket eden başka siyasi partiler olabilir. Yani kaldı ki 2018'den beri Cumhuriyet Halk Partisi ile hem genel seçimlerde hem en son genel seçimlerde bir ittifakımız olmuş, bir işbirliğimiz olmuş. Bu işbirliği meclis çalışmalarına devam edecektir. Devam etmesinde de ülke açısından fayda vardır. Meclis çalışmaları için söylüyorum bunu. Ama bu bir seçim işbirliğine tekrar dönüşür dönüşmez. O nasıl oluşur? Onun anlamı nedir? Buna ilişkin bu bizim tek taraflı olarak İYİ Parti'nin söyleyeceği bir şey de değil zaten. Ama İYİ Parti olarak buradaki kanaatlerimizi genel başkanımız paylaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konudaki düşünceleri elbette önemli. Önümüzdeki süreci iki partinin yetkili kurulları birlikte karar verecektir. Sayın Usta, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Evet, komisyon seçimlerinde İYİ Partili üyelerden AKP'nin adayına oy çıkmasına ilişkin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yla konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.